Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bölümümüzü seçecek aday öğrencilerimize öncelikle mesleğimizle ilgili, sonrasında da bölümümüzle ilgili faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Doçent Doktor Canan Tanrısever, bölüm başkanımızım. Aynı zamanda turizm coğrafyası gibi bölüm derslerimizde her yıl göreceğiniz hocalarımızdan biri olacağım. Aynı zamanda lisanslı 2005 yılından beri turist rehberiyim. Bizim mesleğimiz dünyanın en kültürlü bireylerinin yetişmesine vesile olan bir meslek arkadaşlar. Ve mesleğimiz çok okumayı, çok araştırmayı, çok gezmeyi, yabancı dile ya da birçok yabancı dile hakim olmayı gerektiriyor. Bu sebeple de çok çok okumak gerekiyor. Kısaca okumayı sevmeyen birinin bu bölümde olması çok anlamsız olur. Peki turist rehberleri ne yapar? Nasıl bir karakter olması beklenir turist rehberlerinden? Öncelikle çok okuyacağınız için her konu uzmanı olmanız tabii ki mümkün değil. Bu beklenmiyor ama neredeyse her konuya hakim olmanız beklenir. İnsanlarla iletişiminizin iyi olması, sosyal becerilerinizin yüksek olması, hem kendi dilinizde hem de diğer dillere ya da dillerin kültürlerine hakim olmanız beklenir. Eğitiminizi tamamlayıp iyi bir rehber olduğunuzda günlük turlarda 2021 taban ücretleriniz 640 lira ve paket turlarda da 772 liradır günlük. Ve hani iyi kazanabileceğiniz, iyi bir rehber olduğunuz zaman oldukça iyi kazanabileceğiniz bir rehber, meslek. Çünkü tur esnasında başka hiçbir harcamanız olmuyor zaten. Hem bağımsız olarak çalışabildiğiniz bir meslek hem de acentaya bağlı olarak da çalışabilirsiniz. Dünyanın en iyi rehberlerinin Türkiye'den çıktı, dünyaca kabul görmüş bir gerçek bu bilgiyle paylaşmak isterim sizlerle. Kısaca oldukça prestijli bir meslektir, rehberlik mesleği. Gelelim bölümümüze. Adaylarımız bizi neden tercih etsinler? Diğer fakültelerdeki diğer bölümlerden, turizm rehberliği bölümlerinden farkımız nedir? Öncelikle nasıl rehber olunurla biraz başlayalım. Çünkü tıp fakültesinden mezun olduğunuz zaman doktor olabiliyorsunuz. Ya da eğitim fakültesinden mezun olduğunuzda öğretmen olabiliyorsunuz tabii ki, hani atamanız gerçekleşirse. Ama bizim bölümden mezun olduğunuzda bazı koşullar var. Bu koşulları sağlamadan rehber olmanız olası değil. Öncelikle TC vatandaşı olmak ön şart. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Sonrasında rehberlik bölümüyle alakalı bir rehberlik bölümü mezunu olmanız gerekiyor. 2 yıllık ya da 4 yıllık. Bölge ya da ülke turunu tamamlamış olmanız ve yabancı dil sınavını geçmiş olmanız lazım. Bu 4 koşuldan birisi eksik olursa rehber olamazsınız. Yani hangi üniversiteye giderseniz gidin bu koşulları yerine getirmeden turist rehberi olmanız olası değil. Peki bizim bölüm bu koşulları sağlamanız için ne yapıyor, neler yapıyor? Biraz bundan bahsedelim. Bölümümüzün mezuniyet koşulu zaten kılavuzumuzda da yazar. En az bir bölge turunu tamamlamış olmanız. Bu turu bizim üniversitede herhangi bir üniversite yapmıyor. Bu turu Türkiye Rehberler Birliği TUREB Başkanlığı'nda her yıl birkaç kez düzenlenen bir tur arkadaşlar bu tur. Ücretli bir tur ve ücret öğrencinin sorumluluğunda. Zaten birinci sınıftan itibaren bu konuyla alakalı sizlere bilgi veriyoruz. Bu turu en iyi, yani en iyi yapabileceğiniz dönemde 3. sınıf, genelde meslek derslerini artık yavaş yavaş aldığınız, bu meslek derslerinin oturduğu bir yıldır 3. sene. 3. seneden önce çok önermiyoruz bu tura çıkmanızı. Son sınıfta çok çok iyi bir YDS, yani yabancı dil hazırlık sınavının kısaltmasıdır YDS. YDS eğitimi alıyorsunuz çok profesyonel bir akademisyenden. Zaten ayrıca 4 yıl boyunca haftada 7 ders saati İngilizce görüyorsunuz. Çalışma kartınız illa İngilizceden olacak diye bir koşul yok. Ayrı dil seçeneklerimiz de var bizim. 4 yıl boyunca ayrı 2 dil seçeneği sunuyoruz size. Toplam 4 tane dil var İngilizce dışında. İspanyolca, Almanca, Rusça, Fransızca dillerinden ikisini en başta seçiyorsunuz. Birinci senenizde 4 yıl boyunca bu 2 dil size eşlik ediyor. Bu yüzden 4. sınıfta İngilizce dışında bu 2 dilden birinden de çalışma kartı sahibi olabilirsiniz. Ki arkadaşlarımız mesela Rusçadan, Almancadan, kokart, eski tabirle kokart, yeni tabiriyle çalışma kartı alan arkadaşlarımız var bizden mezun olan. Bu arada yabancı dil hocalarımızın eğitim verdikleri dillerin ülkelerinde eğitim alan, alanlarında çok iyi olan dil hocaları olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Kısaca biz sizin çalışma kartı almanız için, rehber olabilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu koşulları sağlamak da sizlerin elinde. Peki Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünün ayrıcalıkları neler? Diğer bölümlerde olmayan neler var bizde? En çok bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar her hafta, o hafta hangi alan dersini işlediyseniz o alan dersinin etütü var. Haftada bir gün, 2-3 saat süren bir etüt programı.
Bu etüt 4 yıl boyunca, 8 dönem boyunca tekrarlanıyor. Böylece biz seneye hazırlıyoruz. Son sınıfın son döneminde gerçekleştirdiğimiz bitirme sınavını hazırlıyoruz. Peki neden bitirme sınavı yapıyoruz? Çünkü öğrencilerin birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrenmeden, bilgiyi sindirmeden, birbiriyle ilişkilendirmeden, yalnızca ezberleyip mezun olmalarına engel olabilmek için, o yüzden bütün bilgileri birbirleriyle bağdaştırıp, tüm dersleri birbirleriyle birleştirip bu şekilde algılamanızı, öğrenmenizi sağlamak için sarf ettiğiniz bir çabadır arkadaşlar etüt programımız. Unutmayın, hiçbir zaman unutmayın. En iyi öğrenme yöntemi neydi? Sık sık tekrar etmekti. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şu an malum pandemi dönemindeyiz arkadaşlar ama pandemiden ve yaşanan işte o arada yaşanan krizlerden önce biz öğrencilerimizle yıl içerisinde birçok uygulama gezisi yapardık. Hem şehir içi, hem ilçeler arası, hem de şehirler arası, bölgeler arası. Bu da sizin derslerde öğrendiğiniz bilgileri pekiştirme imkanı sağlıyor yine. Umarım sizlerle turlara çıkmak yine mümkün olur pandemi sonrasında da. Alanında uzman ve sevilen bir konuk ağırlıyoruz her hafta 6 yıldır. Biz bunu yüz yüze yapıyorduk. Pandemi döneminde biz bunu dijital ortama da taşıdık. Yine bizim sosyal medya hesaplarımızdan geçmişe yönelik yaptığımız, en azından pandemi döneminde yaptığımız programları takip edebilirsiniz. Ne konuşuyoruz? Tabii ki rehberliği ilgilendiren mevzulardan bahsediyoruz. Ayrıca bizim her hafta belgesel, okuma, film saatlerimiz var. Ayrıca 4 yıl boyunca okumak durumunda olduğunuz bir de kitap listemiz var. Çok güzel bir kitap listesi. Elimizden geldiğince sosyal medyada da sizlere ulaşmaya, sizleri aktif tutmaya çalışıyoruz. Her hafta yine sosyal medya hesabımızdan film, dizi, kitap, belgesel önerilerimiz var. Ayrıca bunları biliyor muydunuz köşemiz var. Orada da yine az bilinen ya da hiç bilinmeyen mevzulara böyle kısa küçük pencereler açmaya çalışıyoruz. Ayrıca alan derslerinize giren akademisyen hocalarınız da oldukça büyük bir gücümüz arkadaşlar. Hepsi alanında çok yetkin olan hocalardan eğitim alıyorsunuz. Bölümümüzde ben dahil arkadaşlar çalışma kartına turist rehberi olan demek bu. 3 tane öğretim elemanı bulunmakta ki bu birçok üniversitede olmayan bir özellik. Birçok üniversitenin birçok turizm rehberliği bölümünde rehber hocalarınız yok ama biz de 3 kişiyiz biz şu anda. Kısaca sektör deneyimine sahip olan kişilerden ders alıyorsunuz. Bu oldukça önemli bir avantaj. Sizlere hem dijital ortamda hem de yüz yüze elimizden geldiğince danışmanlık yapmaya, gelecek kariyerinizi planlamaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birinci sınıfta yaptığımız kariyer analizimiz var. Böyle bir kariyer testimiz var. Kariyer diyorum, karakter testimiz, karakter analizimiz var. Bu karakter analiziyle sizlerin işte meslek uyumunu, karakterle olabilecek meslek uyumlarınızı, turist rehberliğinde uzmanlık alanlarınızı belirlemeye yönelik böyle birkaç ipucu da vermeye çalışıyoruz sizlere. Bizim bölüm olarak niyetimiz, analitik düşünebilen, sorun çözebilen, dürüst, öz disiplinli, çalışkan, sorumluluk sahibi, oldukça kültürlü ve en önemlisi bu kültürü, sahip olduğu kültürü duruşuna yansıtmış olan genç bireyleri mesleğimize, ülkemize ve dünyaya kazandırabilmek. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve daha iyisi yalnız sizlerle mümkün arkadaşlar. Biz hep buradayız, sizleri de bekleriz. Hepinize şimdiden hangi okulu ya da hangi bölümü seçerseniz seçin başarılar ve yaptığınız işte mutluluklar dilerim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.